Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün ben video çekiyorum. Gerçekten bu sene çok faydalandığım bir şey buldum. Genelde yoğurtlarımız eşki yoğurdu. Daha önce yoğurt mayaladığımda da görmüşsünüz. O da çok güzel oluyor ama bu bulduğum yöntem çok daha güzel olduğu için paylaşayım istedim. Bu buzla yoğurt yapıyorum. Buzda nasıl yoğurt yapılıyor diye merak ederseniz şimdi videomu sonuna kadar izleyin. Memnun kalırsınız. Eğer memnun kalırsanız bu yöntemi denerseniz mutlaka yorumlarda yorum yazmanızı istiyorum. Gerçekten ben çok memnun kaldığım bir yöntem. İyiden bu yaz boyu hiç ekşimedi yoğurdumuz. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim videomu. Umarım memnun kalırsınız. Eğer memnun kalırsanız kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin hanımlar. Şimdi videomuzu hazır yapalım. Arkadaşlar önceden sardığım, pişirdiğim, soğuttuğum sütümüz hazır. Kendi ineğimizin sütü. Her daimki süt ayarında olacak. Az çok az bir sıcak olabilir. Burada yoğurt mayam var. Bu yoğurt mayası nasıl ayırdım derseniz, şimdi bunu böyle katacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç pişman olmasınız Allah'ın izniyle. Bu yöntemle yoğurtlarınızı mayalayın. Eşkiyorsa hele hele. Şimdi ben bu yoğurdu böyle biraz karıştıracağım hamaya içinde. Bu yoğurt mayalandığında, bir önceki yoğurdum tabii ki, böyle 3 kepçe tam orta yerden yoğurt alıyorum. Böyle kaseye yemeden önce buzdolabına koyuyorum. Buzla böyle kalıyor yoğurt. Sonra biz tükettikten sonra hiç ondan tekrar kullanıyorum. Hiç öyle aşağıda bırakmıyorum. Ondan sonra çok güzel oluyor. Gerçekten tavsiye ederim. Yapın. Şimdi bu böyle mayalanacak. Allah'ın rızasıyla. Bugün cuma. Hayatımızın cuması mübarek olsun inşallah. Şimdi bu yoğurdun mayalanması tamam. Bu kendi mayalanır. En az 6 saat üstüne örtüyor. Bismillah. Hiç bir başka bir şey yapmama gerek yok. Üzerine bir de sofra bezi örteceğim. Bu şekil mayalanacak. Bismillah. Bu şekil en az 6 saat kalacak. Sonra dolaba koyduğum zaman dinleniyor. Aradan işte yiyecek zamana doğru yememiz ne zaman gerekiyorsa o zaman 3 kepçe, gene 1 kepçe, 1,5 kepçe alıp buzla koyacağım. Bir sonraki yoğurdumu da aynı şekilde mayalayacağım. Ondan sonra hiç o zaman mayalık bozulmuyor. Biz yoğurt çalma falan dedik de herkesin anlayacağı dilde söylüyorum. Öyle inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz dediğim gibi beğenilerinizi bekliyorum. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Kanalımı desteklemeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.